Ne gönülde keder ne de dert olsun. Herkesin böyle mükemmel evi olsun. Adresimiz Didim Akbük arkadaşlar. Size saunalı, hamamlı, iskana alınmış, kat mülkiyeti, full eşyalı, güzel mi güzel bir ev tanıtmaya çalışacağım. Alışık olanlar fiyat nerede diyecekler. 650 bin euro. Biraz da pazarlığı var. Salondayız arkadaşlar. Önünde asla kapanmaz bir manzara var. Havuzumuz 45 metrekare, iskana alınmış. Didim Akbük'te 650 bin euroya. Bu ev satılıktır. Fiyatta da biraz pazarlık var. Salondayız. Sonra bu katta salon var. Bu katta. Burası salon, yan taraf mutfak. Bu duvarın diğer tarafında sauna var. Mutfağın diğer tarafında hamam var arkadaşlar. Onları da göstereceğiz. Burası da mutfağımız. Mutfağın beyaz eşyaları kaliteli. İşte bu Alman malı Bosch marka buzdolabı, mikrodalga, ocak, dablumbaz. Mutfağın hali havali böyle değerli arkadaşlar. Mutfağımızı gösterdik. Şurada ne var? Bir yalancı şömine var. Yukarıda da 4 tane odası var. Şimdi aslında biz ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Binanın dışını da bir göstersek mi ya? Bu binanın dışını göster. Ben ayakkabı getirmedim kendime. Ayakkabı almadım, bu galoşları. Ha, galoşları giyerim ben çoraba. Ayakkabılar yukarıda kaldı. Sen binanın dışını bir tara. Ben de galoşlarla böyle galoşlaşayım. Ondan sonra yavaş yavaş evimizi tanıtacağız. Arkadaşlar ben geçen gün bir Instagram hesabımda 4 milyon, 5 milyon, 6 milyona evler paylaştım. Dedim ki sevgili arkadaşlar bunları da görelim. Yani bunları da görelim. Şimdi bunları da görelim, ondan sonra işinize ya da işimize gelir gelmez demeyin. Biraz kaba olabilir. İşimize gelirse alırız. Gelmese 4-5 milyona evler de var. Ama bu ev biraz daha ömür uzatır. Biraz daha insanın böyle ensesini kalınlaştırır. Havuzumuz 45 metrekare. Arsası 320 metre olsa gerek. Değil mi Can? Aha, havuz bu. İskana alınmış. Denize. Hangi denize? Arkadaşlar demin biz buradaydık. O aşağıda bakın o çatılı yer eskiden Fransız tatil köyü idi. Şimdi Point Beach Otel oldu. Point ne otel oldu? Point Beach Otel oldu. Güzel. İnsanlar da mutlu orada. Oralarda her taraf plaj. Her taraf plaj. Haydar koyu biraz daha ileride. Burada diğer koylar yine var. Yani yürüyerek gidilir mi? Valla yürüyerek gidilir de yorulursunuz. Çünkü yer meyilli olduğu için böyle amatör takmaları lazım böyle. O yüzden aracınızın olması daha iyi olur. Başka bir şey ne diyeceğim? Bir ekmek, simit, su falan alırsanız yine aracınızın olması lazım. Ama villaları etkin kılan işte böyle şehrin biraz dışında olan yerlerdir. Akbük'ü de bir göster, Akbük'ün merkezini. Şimdi sana zahmet Akbük'ün merkezini de gösterelim. Mesela oralarda bizde kaç paraya 4 milyon 200'e de eski bir ev var. Dişleri çekilmiş, aha gitmiş, vaha kalmış ama ev mi? Ev. İşte orada 4 milyona 2 artı 1 dairelerde var. Efendime söyleyeyim. Yani kaç paraya? 6,5'a, 6,250'ye de güzel bitişik nizam evler var orada. Ama bu ada, bu araba ne? Bu İtalyan arabası mı nedir? İşte o diğeri de başka bir araba. Neyse binayı taradı, tarattık. Şurası... Burası mühterem arkadaşlar, mühterem. Ey mühterem, bütün mühterlerimlere selam. Burası hamam, Gaziantep'e selam. Evet, burası hamamımız arkadaşlar. Hamamın içinden de, yani o perdeli camdan denizi görüyoruz, izliyoruz. Şiir söylüyoruz, şair oluyoruz. Bu da hamam. Hamamdan çıktık, hamama giren terler. Hamamın önünde de mühterem arkadaşlar bakın, böyle teraslar var. Bu güneş kırıcıların altında şeyi göstermiştik değil mi Can? Salonu göstermiş idik. Salonu göstermiş idik ve geldik. Bu tarafta da sauna var. Bu tarafta da sauna var. Ha, buranın elektriğini henüz çekmemişler. Buranın da lambası olsaydı cafcaflı olurdu. Burası da saunamız. Yani bize güvenen. Ya bu adam alsak başımız ağrımaz, sağlamdır. İşte bir şeydir. Eğer öyle inanıyorsanız gelin. Ben size ucuz evler de gösteririm. Pahalı evler, havuza düşme pahalı evler de gösteririm. Bilginiz olsun. Şimdi affedersin Can Bey. Burada sauna var. Ortada, aha bu camlı yerde salon ve mutfak var. Diğer tarafta da
ne vardı? Hamam vardı. Üste de 3 tane, üste de 4 tane oda var. Yani 4 tane oda var. Şimdi yol üstten geçtiği için, salon ile mutfak, sauna, hamam, havuz seviyesinde biz şimdi ne yaptık? Arka tarafa geçtik. Çelik kapımız bu tarafta. Onu da söyleyelim. Şimdi ben desem ki, bu manzarayı da buradan gösterelim. Ben şimdi desem ki ya bir tane ev var. Sahibi arkadaşım Ankaralı bir bey. Bu beyefendi de çok beyefendi. Adamın evini tanıtınca başka örnekler veriyoruz ama bir şey olmaz. Desem ki o Ankaralı abi evini çok ucuz veriyor ama evini ifşa etmiyorum. Çünkü ifşa etmemi istemiyorum. İstemiyor. O vesileyle desem ki ucuz bir ev var. Gel bak diyecekler, resim at. Bilgi adam attırmıyor ama el altında ucuz bir ev de var. Çok ucuza bir ev de var, bilginiz olsun. Onu da söyledim. Yani ifşa edilmiyor. Adam iş adamı bana dedi ki ciddi bir müşterin gelirse vereceğim dedi. Rakamı da biliyorum. O yüzden arkadaşlar bu da evin arkası. Burası giriş. Çünkü o ifşa edemediğim ev. Şimdi bana biri diyecek ki ben görmeden nasıl alayım? Ben sana atarım evi. Sen bu defa herkese atarsın dersin. Bak bu evi bana böyle verdiler. Ben aldım ya da almadım. Günün birinde gelirsin, dedikodu olur, bir şey olur. O yüzden yani nasip kısmet. Varsa gelirsin, yoksa gelme. Ama çok uyguna, emsallerinden kat kat uyguna mükemmel fırsat bir ev daha var bende. Ve arkadaşlar bu da çelik kapıdan geldik. Ondan sonra numaram belli, WhatsApp ücretsiz. Ama kesinlikle evin bilgilerini atmam. Yani onu bilin. Yerinde biri bakarsa böyle ben de ses tonundan bir şey hissederim. Derim valla. Ben çünkü insanlara muhatap ola ola yani biz de bir şeyler yaptık ama böyle canı sıkılmış gelmiş bana göster. Sonra öyle de yapmayız, işim var derim. Ve arkadaşlar burası da ne etti? Etti birinci oda. Birinci odamız bu. Bu birinci oda ve ikinci oda bir balkona ortaklar. Adam ifşa ettirmiyor evini. Yani diyor resim bile çekme diyor. Biri gelirse diyor yerinde görsün. Alıcıya göster diyor. Seni seviyorum diyor. Alıcı değilse de gösterme diyor. Mal benim değil. Benim olsa ben yazardım. Bu ev için değil, başka ev için diyor. Ve arkadaşlar birinci odamız bu. Gömme balkonumuz da var. Panjurlar hepsi var. Eşyalar yeni, sıfır döşeli. Evet, döşeli. Böyle döşeli deyince zindandan Mehmet'e mektup geliyor aklıma. Zindan iki hece. Mehmet'im lafta baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adım boynunda hafta halimi. Kırmızı tuğlalar altı köşeli diyor ya. Ben de döşeli köşeli deyince o şiir aklıma geliyor. Bu da etti ikinci oda. İki oda o balkona ortak. Bu banyoyu göstermiş miydik? Şair var ya sanırsam hangi edebiyat türündeydi? Namu nişane kalmadı faslı bahardan. Gelin gülü çimen edelim. Şey yaz da bitti ya. Kalabalık gitti. Öyle bir güzel olmuş ki plajlar. Öyle bir güzel havada serin. Eğer tatil yapmak isteyen varsa bu mevsimi kesinlikle seçsin. Kalabalık yok, bir şey yok. Ve üçüncü odamız da bu. İşte o yüzden namı nişane kalmadı faslı bahardan. Gelip gülü çimen edersiniz bu güzel denize, Türkaz denizinde. Değerli arkadaşlar, mühterem arkadaşlar. Evet, mühterem, ey mühterem. Ve burası da etti. Etti üçüncü oda. İçinde dolabı molabı da var, yatağı var, içinde banyosu var. Bir oda daha göstereceğiz. Onun da banyosu var. Ondan sonra burası da etti üçüncü oda ve içindeki banyo, değil mi babam? Üçüncü oda ve içindeki banyo. Sonra geldik. Geldik. Dördüncü odamız da bu. Bazı böyle nur yüzlü insanlar var. Yani ben böyle hani birilerinin tabiriyle başka bir şey demeyeyim ama bazı insanlar yüzü böyle kendini ele veriyor ya. Veriyor yani adamın iyi hali yüzünden. Nur yüzlü mü derler, ne yüzlü derler. İşte bazı insanlar hissedersin. İşte onlar ararsa insan hisseder, yardımcı olur. Ama bazıları da böyle nur yüzlü içinde başka bir yüz çıkıyor. İşte bazen de öyle gelir. Neden öyle dedim? Adam arıyor beni.
Ya diyor ben ev istiyorum diyor, tamam. Bir bakıyorum adam, o da İstanbul'dan, Nazilli'den bir yerden. Meğer o da bu işi yapıyormuş. Ben de detayları alıp başkasına satmaya çalışıyormuş. Adamın yüzü de nur, güzel. Ama bakıyor sahtekar çıktı. Burası da dördüncü oda ve içindeki banyo. Şimdi ne dedik? En üstte iki odamız var. İkisi de ebeveyn banyolu. En üstün bir altında iki oda vardı. Onlar ebeveyn banyolu değildi. Onlar ikisi bir banyoya ortak idi. En aşağıda da salon, mutfak, sauna, hamam var idi. Burası da merdiven kovası. Buralara da vazolar vesaire koyarsınız. Ben Raşit amca yorulmasın, bu pencereleri, lambaları kapatayım. Adam bizim babamız yaşında. Şimdi ben de kapılar ne kadar ağır can. Can ben şimdi öyle gidip bana dürüm söyleyeceksin. Ben bütün enerjimi kaybettim. Ondan sonra can sanki düşmana nişan tutar gibi denize nişan tutuyor. Can sen ne acımasız bir adamsın. Hadi şimdi odaları da kapatalım. Öyle bir kamerayı tutuyor ki can şeye, denize. Denize öyle bir kamerayı tutuyor ki sanki İsrail'e ateş ediyor. Vallahi ya. Vallahi İsrail'e ateş ediyor. Derken şimdi aşağı indik. Gerçekten yani diyeceğin oğlum sen ev tanıtıyorum. Zaten ben kendime iyi insanlara hitap ediyorum. Böyle de yaptım ya. Şimdi onlar kadar dinci, Yahudiler kadar sıkıntılı insan yok. O gittiler bizim Didim'de de bir kızı şehit ettiler. Akademisyen, aktivist cenazesi vardı. Allah rahmet eylesin. O yüzden bütün bakanlar, bürokratlar, büyük büyük adamlar hepsi geldi. Acayip bir katılım vardı. Ama o katılım olunca Allah ondan rahmet eylesin. Didim hepsi üzüldü. Çünkü kız bizim kızımız. Ondan sonra yollar mollar öyle bir temizlendi ki sevgili arkadaşlar, gel şimdi aşağı inelim. Yollar belediye gece yıkadı. Gece belediye yolları yıkadı. Tabii çünkü o bakanlar gelince her tarafı tertemiz yaptılar. Ve arkadaşlar aha yine tilkinin her tarafı dolaşıp akşam geleceği yer. Siz de yukarıda uykunuzu aldıktan sonra burada böyle yapacaksınız. Bu evler, arabalar, elbiseler... Biraz mesela bu tişört yazın biraz daha rahatlık verdi bana. Bilmiyorum, biraz daha serindiriyor. Mesela bazen de bu kaç paraydı? 3000 lira mıydı neydi bir tişört? Aldım. Bir de 500'e olan da var. 500'ü giyince demek ki biraz daha sıcak tutuyor. Bu sanki üstünde bir şey yok yaz aylarında. O yüzden bazı evler, arabalar da eğer olsa, insan alırsa iyi olur. Almasa da huzur evde, arabada, bilmem neydi değil. Dün ben bir baktım önüme Facebook'ta bir reklam çıktı. Ya bir baktım bir ceket çıktı. Tamam dedim bakayım. Aslında benim giyeceğim bir ceket değil. Bedava da verseler giymem. Buralar çiçekli miçekli. Kaç para? 38 bin. Bilmiyorum neydi yani, bu bir markanın ismiymiş. 38 bin, bir de yüzde kaç indirim diyorlar. Şimdi kardeşim yani o yüzden... Eğer hitap ederse, sizin hoşunuza giderse mesele yok. Gitmese başka meselelere bakarsınız. Saygılar, hürmetler. Kaç dakika oldu? 13.40. 13.40. Çabuk yaptık. İyi günler.